Selim? Orhan yok mu? Yani şu an otopside olmak başkomiserin yanında olmaktan daha iyi. Niye? Kötü bir şey mi oldu? Ailesine ölüm haberini ben verdim ama konuşmak ona düştü. Nedir durum? Tahmin ettiğimiz gibi mi? Bıçaklanmış mı? Evet. Ölüm saati? Gece 3 ila 5 arası. Suya atıldığında ölüymüş. Evet, biz öyle tahmin ettik. Ayaklarına da taş bağlanmış zaten. Öldükten sonra olduğunu düşünüyorum. Darp yok mu? Hayır. Sadece bağırmaması için ağzını kapamışlar. Bir de vulvadan aldığım simirde kum vardı. İyi de kamp yaptıkları koy taşlıktı. Yani denizdeyken olmuş olabilir mi? Bilemiyorum. Bir de kanında yüksek promil alkol tespit ettik. Gece içki içmişler. Kafana takılan bir şey mi var? Ne bileyim Ece ya. Yani bir değil ki. Çok şey var. Darp yok. Kum buldum diyorsun. Ortada kum yok. Bütün kamptakiler şüpheli ama belki başka yerde olmuştur. Ne bileyim, karışık işte. Bitti mi? Nihayet ya. Hadi başla bakalım. Ya şimdi söyleyeceğim ama kızacaksınız. Tamam, çıkar bak bir. Yani bence bunlar cinayet. Hepsi birlikte planladıysa şaşmam. Ben de. Dalga mı geçiyorsunuz? Yok, ciddiyim. Gayet mantıklı görünüyor. Kampanyaya gittiklerini biliyor musunuz? Meteor yağmuru varmış. Değil mi işte? Gerizekalılar ya. Sanki Antarktika'da yaşıyoruz ha. Hatta çıplak gözle görülecekti meteor yağmuru. Bana da pek inandırıcı gelmedi ama. Değildi ondan yani. Bu işte kesin bir iş var. Kızı oraya götürmek için bahane uydurdular yani. Dertleri neydi ki acaba? Şu Oben var ya. Kızın okuldan arkadaşı. Ne arkadaşı ya? Adam resmen aşıkmış kıza. Üzerinden çok zaman geçti ama. Ne oldu? Kızın yüz verme işi Çin'e oturdu tabii değil mi? O zaman ben... Aslında üzerinden çok zaman geçti. Ne zamanı lan? Böyle kuyruk acısı geçer mi zamanla? Ben artık Erin'le birlikteyim. Yakında evleneceğiz. Peki bu müstakbel gelin hanımın eski defterlerden haberi var mı? Her şeyi biliyorum ama geçmiş, bitmiş. Kıskançlık sıfır yani. Öyle mi? Vay be, takdir ettim yani. Geçmişte olmuş bitmiş bir şeyin neyini kıskanacağım? Belki o ben hala Mehpare'ye aşıktır. Öyleyse ben ne işine? Ne bileyim ama yani katil olmak için gayet iyi bir sebep değil mi? Yok öyle bir şey. Hem olsa bile neden katil olayım? Ayrılırım olur biter. Bir de yetmedi. Suçu Şeyda'nın üzerine atmaya çalışıyor. İşte yok Mehpare ile Şeyda geçen seneden beri takıklarmış birbirine de. İşte kendisi yerine o terfi etti diye bunlar bir araları bozulmuş falan filan. Ya şimdi ben anlayamadım galiba. Şimdi siz madem didişip duruyorsunuz bu kadar, ne işiniz vardı o zaman birlikte kampta? Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Geçen sene didişip duruyorduk. Bir ömür boyu küs kalacak değiliz herhalde. Ya bu işte nasıl işse yani. Ne kadar melek varsa hepsi sizin laboratuvarda. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim hiç inanasım gelmedi yani. Ya diğerleri? Bekir, Çelik. İkisini de çırp omlet yap. Sözde kızla hiçbir yakınlıkları yokmuş. Al bakalım, al. İç de var. Aslımım var benim. Bilseniz hayat ne kadar zor. Şükret bence. Hatta dua et bana. Yani eşref saatinde olmasam zor bulurdun şu suyu. Yemin ederim ben yapmadım. Onu tanımıyordum bile. İşte arada bir laboratuvarda görüşüyorlarmış, selamlaşıyorlarmış o kadar. Bekir de zaten yeni başlamış işe. Beşini de içeri tıktıracak nedeni göremedim hala. Ya burunlarının dibindeydi kız ya. Nasıl duymazlar? Çok içmişler. Ya bunlar ne içtilerse ben de istiyorum ondan. Hayırdır? Eminim belki Zeynep'in yokluğunu unuturum. Başkomiserim. Evet. Ediz ben Asayiş Şube'den. Benimle görüşmek istemişsiniz. Mehpare Çınar olayı hakkında. Ailecek görüşüyormuşsunuz galiba. Evet, babamla babası uzun süredir arkadaşlar. Telefonunuzu istemiş babasından. Evet, cuma günü aradı. Akşam saatleriydi. Nedenini söyledi mi? Hayır, yüz yüze görüşmemiz gerektiğini söyledi. Müsaitim dedim ama pazartesi görüşsek daha iyi olur dedi. O kadar acil bir şey değilmiş yani. Bilmiyorum, ithalin sonucundan bahsetti. Pazartesi çıkacakmış. Sonuçları alıp hemen gelirim demişti. Nasıl bir tahlil? Bilmiyorum başkomiserim. Sadece tahlil dedi, o kadar. Acaba tahlilleri kendim yaptı? İlaçlardan biriyle ilgili olabilir. Şu laboratuvar için
savcılıktan izin gerekecek. Hemen hallet o zaman. Ay pardon başkomiserim. Bir de kahve olsa tam olacaktı. Hiçbir şey unutmaz mısın sen? Yani unutmama fırsat verilmiyor ki, değil mi? Kuyun yukarısından alınan tekerlek izleri motosiklet ve Çelik'in arabasına ait. Bikininin altında da kum bulduk. Otopsiden gelen örneklerle birbirini tutuyor. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi beni yok mu sayıyorsun yani burada? Başka bir zamandan da kalmış olabilir elbette ama göz önünde bulundurmakta yarar var. İyi de koy taşlıktı. Tamam, bunu ben de dedim. Belki ileride kum olan bir koy vardır. Demek ki hiç kimsenin duymaması bu yüzden olabilir. Ya da şüphelenmeyelim diye götürüp başka yerde öldürmüş olabilirler. İyi de niye bulundukları koya bıraktılar? Taşla ipten bir şey çıktı mı? İkisinin incelenmesine devam ediliyor. Bir sonuç çıkarsa haber veririm. Tamam Bahar, sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkürler başkomiserim. Ne oluyor? Sen şimdi benimle konuşmuyor musun gerçekten? Geçen sefer başkomiserimin ne dediğini duymadınız galiba. Sizinle didişeceğimi, kendi işimle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Ha, siz de öyle yapsanız iyi edersiniz. Sen şimdi tembel mi diyorsun bana yani? Selim. Görüşeceğiz. Adli jeoloji, taşı toprağı, kumu çamuru inceleyerek suçları aydınlatan bilim dalıdır. Gerçi hiçbir polis, hayali dedektif Sherlock Holmes gibi yardımcısının ayakkabılarındaki kırmızı toz taneciklerine bakıp postaneye gitmişsiniz Dr. Watson diyemez. Ama topraktan az buçuk anlayan herkes birbirinden 3-5 santim uzaklıktaki ya da farklı derinliklerdeki iki toprak ya da sahile farklı uzaklıklardaki iki kum örneğinin bile birbirine benzemediğini bilir. Sadece fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değil, içerdiği bakteri ve küflerin DNA'larının çeşitliliği sayesinde aracın nereden geçtiği, katilin nereye bastığı, kurbanın nerede öldürüp nereye taşındığı gibi sorular yanıtlanabilir. Tekerlek izleri tespit ettik başkomiserim, jipe benziyor. Ya diğer koy? İzleri takip ettik ama izler şurada yok oluyor. Büyük ihtimalle başka bir araç geçmiş şurasından. Ya diğer koyla burasının arasında en az yarım kilometre var. Denizden daha yakın, tam arka tarafta kalıyor. Başkomiserim, iki tane daha bulduk. Kızın bikinisindekine benziyor. Kan da tespit ettik. Kızı denizden getirmiş olabilirler. Neyle? Hem ses de duymamışlar. Yalan. Yalan söylüyorlardır kesin. Alınma ama Selim, bu işin içinde bir iş var. Ya beşi de aynı ifadeyi vermez ki. Belki de önceden planladılar, ne belli. O zaman kızı getirdikleri şeyi nereye sakladılar? Ne bileyim, götürmüşlerdir. Nereye? Ne bileyim işte, önceden plan yapıp bir yere götürmüşlerdir, bilmiyorum. Bahar. Tamam Bahar, sağ ol. Allah Allah, hayret ya. Bana mesaj atmadı. Ne oldu, bozuldun mu? Hayır canım, ne alakası var yani? İşte oh ne güzel, kafamı dinlerim ben de. Ne diyor? Şarap şişesinin üstünde hiç kimseyle eşleşmeyen bir parmak izi bulmuşlar. Altıncı kişi mi? Tamam, ben daha önce söyledim size. Hiç hatırlamıyorum Selim. Söyledim canım, ben daha demedim mi ya, söyledim size. İstersen bundan sonra yazıp ver, hepsini aklımda tutamıyorum artık. Vay arkadaş, şimdi de gevezeye mi çıktı adımız ya? İyi tamam, ben gidip şu savcılık işini halledeyim bari. Ya ne olacak bu adamla hali ya? Zeynep gittiğinden beri bayağı garipleşti. Ne söyledim şimdi ben? Artık toparlansa iyi olacak. Bir alınganlıktır gidiyor, üstelik daha bir ay bile olmadı ha. Yandık desenize başkomiserim, daha önümüzde 23 ay var.